Herkese Patmos'tan günaydınlar. Patmos'taki ikinci günümüz. Bugün bütün gün adaları dolaşacağız. Güzel bir tekne turu aldık. 4 tane adaya uğrayacağız. Bunlardan bir tanesi neredeyse Ege'nin Maldivleri olarak ünlenmiş. Bembeyaz kumlar. İnşallah güzel, keyifli bir gün geçiririz. Gelin bizimle. Dört tane adaya gideceğiz. Makonishi, Asparonisi, Tigonakia, Marathi. Hemen merkezdeyiz. Çok fazla kalabalık olmayacağını söylediler. İnşallah öyledir. Kişi başı 40 euro. Bunun içerisinde içecek, su, kola ve uzo var. Onun içerisinde yemek hariç. Yemekleri arkada kendi masrafımızdan yiyeceğiz. Herkes işine gücüne gidiyor herhalde. Hemen portun yanındayız. Bütün feriler buraya geliyor. Dün İdo'yu da burada gördük. Kuşadası'ndan kalkıyormuş. Bodrum'dan Kos'a bir evvelki gün geçtik. Sabah saat 9 gibi ayrıldık. Gümrük'ten geçiyorsunuz. Ben motorumla geldim. Onun için ayrı bir prosedür var. Aslında o kadar fazla bir prosedür değil. Sadece bir yeşil, green sigorta alıyorsunuz. Onun da 15 günlük minimum. 1400 lira gibiydim. Onunla birlikte ruhsatınız kendinize ait olması lazım. Gümrükten geçiyorsunuz. Birazcık karmaşık ama sonra Bağdat bulunur. Biz de gümrükten geçerken birkaç yanlış yöne gittik ama sonunda tekneye vardık. Bir saatlik bir geçiş. Ondan sonraki bir buçuk saat ama ızdırap. Yunanlılar hala çözmemişler bu konuyu. Sadece iki adamları var. Birisi Avrupa vatandaşlarına, diğeri de others. Onlara hizmet veriyor. Şanslıydık. Allah'tan araba ya da motorla geçerseniz size ayrı müdahale ediyorlar. Herkesin önünden geçebilme imkanınız var. Biz de öyle yaptık. Bu nedenle o bir buçuk saati sırada beklemedik. Keyifli bir şekilde günü Beach Club'da geçirdik. Sonra akşama Blue Star TV'ye bindik ve neredeyse gece yarısında buradaydık. Gece yarısı bizim pansiyonun sahibi işi olmadığı halde geldi ve bizi aldı. 4 kilometre mesafedeyiz. Adanın merkezinde kalırsanız sezon, off sezon olsa bile fiyatlar nereden bakarsanız 400 Euro'dan başlıyor. 5 gün, 3 kişi. 1600, 1700, 2200 Euro bile gördüm. Tabii onlar 5 yıldızlı lüks resortlar. Ama buraya geldiğinizde genelde geçmişte kalmış havasını yaşamak isteyeceksiniz. O nedenle kaldığımız yer çok güzel. Burayı da çektim sizin için. Paylaşacağım. İlk önce Makronisi ama büyük açık deniz geçeceğiz. Makronisi'ye gidiyoruz bir tane. Makronisi. Wow. Aslında böyle bir şey alsak çok güzel olur. Markasına bakalım bunun. Petia markamızdaki katamaranı epey beğendim. Güzel değil mi? Güzel. Ha? Öyle bir şey olur mu şu Afrika maceramız bitince? Olur tamam. Bu kadar yolu geldiğimize değdi. Gerçekten mükemmel bir kayalık ve akvaryum gibi değil mi Tane? Evet, evet. Bak, ilk ben atlıyorum. Bakalım arkamdan kimler gelecek. Oh. Yeah. Harika bir şey. Değil mi?
Sakin yürü. Akvaryum, akvaryum. Değil mi? Değdi buraya gelmeye. Çok sevdim. Bak 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 arkandaki gelin sülükenler. Sevgili, akvaryuma mı geldik? Kesinlikle akvaryumdayım. Mükemmel bir yerdir. Bu kadar yol aldığımıza değdi. Gerçekten değdi. Baksana suyun içine bak. Aynen. Aa, karolcuya neredeyse kruvasan. İki saat. Kitap gerçekten güzeldi buradaki. Buranın adı ne? Bir tane. Kitabımızdan ayrılıyoruz. Gerçekten de çok güzeldi. Aslar gibi gidildi. Şimdi stopumuza gidiyoruz. Orada da bir yarım saat olacak. Orada da yüzeceğiz. Onun için çıkarmıyorum ayalarımı. Birazdan küp diye dalacağız diye. Kesinlikle. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Beyaz Adaya geliyoruz. Arkadaşım yukarıda söyledi ismini ama unuttum. Ama Türkçe'ye çevirdiğinizde Beyaz Ada sanki bizim Akyarlar gibi. Bizde de mesela bu beyaz. Bir zamanlar Ege Denizi'nin mavi sularında Poseidon'un oğlu Arkis ve Ay Tanrıçası, Selene'nin gözdesi olan Patmea adında bir peri yaşardı. Bu iki ada, Arkis ve Patmea'nın yasak aşkının izlerini taşıyan yerlerdir. Rivayete göre, Arkis ve Patmea birbirlerine delicesine aşık olsalar da, Olimpos tanrıları onların birlikte olmasını istemezdi. Bundan sonra gideceğimiz yerde iki saat. Bak tepeye bir tane totem yapmışlar. Poseidon, oğlunun bir ölümlüye gönlünü kaptırmasına öfkelenirken, Selene de kıskançlıkla yanıp tutuşuyordu. Patmea'nın güzelliği, geceleri ayın bile sönük kalmasına neden oluyordu. Tanrılar bu aşkı sona erdirmek için harekete geçti. Bir gün, Poseidon'un kudretli üç dişli yabasıyla denizi yararak fırtınalar estirmesiyle, Arkis ve Patmea ayrı düşer. Arkis, babasının gazabından kaçarken küçük bir adaya sığınır ve buraya Arki adı verilir. Patmea ise daha büyük bir adada, sevdalısından uzak, Selene'nin himayesinde yaşamak zorunda kalır. Zamanla bu ada Patmos olarak anılmaya başlar. Derler ki, ay ışığı Patmos'a her gece daha parlak vurur. Çünkü Selene hala Patmea'ya kıskançlıkla bakar. Arki Adası ise fırtınalar sırasında denizin hüzünlü fısıldayışıyla yankılanır. Sanki Arkis hala sevdiği Patmea'ya kavuşmanın hayalini kuruyordur. Ege'nin suları hala bu kayıp aşkın hatırasını taşır ve her Meltem esintisi iki aşığın hüzünlü fısıldayışı olarak duyulur. Yarım saat durmuştuk, yüzmüştük. Burada iki saat kalacağız. Öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz adayı keşfedeceğiz. Bir saat sonra yine buradayız. Arki küçük bir ada ama yine de ferry servisi var. Ve buraya araba da getiriyorlar. Öbür tarafta bir Airstream gördüm. Bir kamp yeri. Enteresan. Aslında getirip yazı burada geçirmek lazım. Arki'ye geldik ve ayağımızı toprağa bastık. Şimdi bir restoranları dolaşalım bakalım. Nasıl? Hangisi iyi? Bizimkilerin hepsi Oktopus'a gidiyor. Belki biz de oraya gidelim. Bir tarafta da var. Evet, bir şöyle gözümüzde bakalım masalara falan.
sonra oturup bir güzel salata. Değil mi? Çok şık bir restorana geldik. Bakalım menüsü de göründüğü gibi şık mı? Ve bombiler, rengarenk çiçekler var etrafımızda. Hazırlanıyor. Bizim oğlandır. Gerçekten çok güzel adalarına gidip Patmos'a yakın birçok küçük adaya gittik, adacıklara gittik ama denizdi, kokusu, her şey mükemmeldi. Söyledikleri gibi akvaryumdu, gerçekten akvaryumdu. Çok güzel yüzdük, her yerde yüzdük. Ondan sonra en son gittiğimiz adada yüzdüydük, o da harikaydı. Şimdi yüzülerek dönüyoruz ama daha yarınlar öbür gün var onun için. Benzetmiyoruz. Şahane bir kutu. Çok güzel gezdik, dolaştık. Olgun denize girdik. Çok keyifliydi. Şahane bir sabah çıktı. Akşam neredeyse gün batarken geldik. Birazcık daha var, bir yarım saati var güneşin ama adanın arkasında kayboldu. Zengin Türkler buranın ahlakını bozdu. Avrupa'dan gelen o ucuzcu turistler, sent sayanlar yerine 50 euro, 100 euro bahşiş verenler bunlar. Hep bunların yüzünden biz de daha pahalı yiyoruz. Aynen öyle. Βγάλω σκυλιά μια να βγάλει με σκυλιά επάνω. Εδώ περίμενε λίγο, περίμενε. Amcama merhaba dedik. Aa, bir karpuz verdi, üstüne bir tane daha karpuz verdi. Şimdi nereye gidiyor bilmiyorum. El yapalım, el yapalım. Hera, iki. Hera. Say hello. Hello. The name? Hera. Hello. You're Patmos. What is his name? Ivan, Johnny. Ivan and Goni. Ivan Johnny. And Johnny. Americano, Johnny. Husky. You know, husky. Okay. Allah memnun olduk. Thank you very much. Karıştık ego. Nice kala. Nice kala. Goli oraya. Say hello. Kiliseden nar götürüyor. Günahlar belli olsun diye. Bence aşırdım değil bu. Bu İsa'nın hediyesi bize. Rabbim yedikçe dua edeceğiz. Kilisedi. Kilisenin bahçesinden nar aldık. Yani bence günah değildir. Kilisenin bahçesi Allah'ın bahçesi. Öyle değil mi? İşte bu kilisenin bahçesinden nar.
İki halk arasındaki dostluklar, küresel çekişmeler içinde heba edilemeyecek kadar değerli. Patmos'a ve karşı kıyıda dostane duygularla yaşayan dostlarımıza Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.